geç kaldın. Hadi hadi. Sorarız kendimize. Daha dün emzirip beşikte salladığım çocuklar hangi ara büyüdüler bu kadar? Beyler hız kesmeyin. Oynatacağım ben sizi. Teşekkürler. Yarına tekrar bekleriz. Hepinizi seviyorum ama paraları daha çok. Anne. Ne yapıyorsun sen? Baban nerede? Dükkanın anahtarını bize bıraktı. Dükkanı kapatalım diye. Kapatalım diye. Sen de kumarhaneye mi çevirdin orayı? Yok anne, arkadaşlarla eğlencesine pişti oyunu. Bana yalan söyleme sakın. Evet beyler, ***lar 10 lira var mı iste? Anne. İçki de mi satıyorsunuz? Evet eğlence bitti. Anne geldi eğlence bitti. Herkes evine. Hadi. Bir daha da görmeyeceğim hiçbirinizi burada. Hiçbirinizi. Hastınız. Bir şey demedim. Rezalet bir kayna getirdiniz, sesimi çıkartmadım. Dayan Elif dedim, sabret dedim. Delikanlı bunlar, büyüyorlar, geçecek, iyi olacak, her şey düzelecek dedim, durdum, dayandım. Bu ne? Ya burası ekmek teknesi. Ne demek kumar oynamak, ne demek içki satmak? Polis gelse ne yapacaksınız? Anne, iki aydır takılıyoruz, polis duydu mu? Tamamen hepsini babanıza anlatacağım çünkü ben artık çok yoruldum. Ben tek başıma sizinle mücadele edemiyorum, yoruldum. Hiçbir şey yapamıyorum, olmuyor, dinlemiyorsunuz. İki ay boyunca okuldan eve, evden okula, hiçbir yere gitmedim. Anne yarın konser var, lütfen ya. Sus! Bir de konser diyor ya. Ya ne konseri? Konsermiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bu durumu çok ucuz atlatıyorsunuz. Ben kapıya çıkıyorum. Burayı toplayacaksınız. Hiçbir şey görmek istemiyorum burada. Sonra da kapıya geleceksiniz. Kolay gelsin. Sağ ol. Da sen dün cilalamamış mıydın arabayı? Hayatım yeni bir tane cila buldum. Onunla parlatıyorum. Bu sefer daha parlak olacak. Böyle her gün her gün. Var ya, arka farları da orijinalleriyle değiştirdim. Ya şu internetin gözünü seveyim ya. Yoksa var ya dön dolaş dur, orijinal far ara, o dükkana gir, buraya çık falan. Süper oldu bu, süper. Ömer, bak dün gece de söyledim sana. Ben bu ikizlerle artık baş edemiyorum. Hayır, kötü davranıyorum olmuyor. İyi davranıyorum olmuyor. Allah'ım hele dün yaptıkları dükkanda içki satmak... Hayatım elini koymasan. Daha yeni parlattım ben orayı. Hayır yani ceza veriyorum olmuyor çünkü büyüdüler artık. Ay anneciğim haklısın tamam anneciğim falan deyip yüzüme arkamdan da bildiklerini okuyorlar. Ya ben diyorum ki sen bir konuşsan, korkutsan onları. Yani çok yüz göz oldum ben. Böyle kötü polis olmaktan da bıktım. Ama hayatım ya, daha yeni parlattım diyorum ya. Ömer ne yapıyorsan yap Allah aşkına ya. Tamam ben konuşurum onlarla. Kulaklarını çekerim haytaların. Var ya böyle muma dönerler, muma. Ay Ömer vallahi süper olur. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle birlikte hareket edersek var ya aşamayacağımız konu yok. Ama ya. Dokunmadım. Dokunmadım.
Ama onlar dikkat etsin. Ya var ya şimdi acayip rahatsınız şimdi ha. Bir internet var, bileti tınk alıyorsunuz. Biz bilet almak için günler öncesinden sıraya girdik. Baba sonra... biz de uğraştık. Baba ya, biz de çok uğraştık. Çok pahalı biletlerimizi topladık baba. Ya baba ya. Vah, Guns N' Roses geliyor. Bizim zamanımızda var ya Guns N' Roses geliyor diye günler öncesinden hazırlanmaya başlamıştık. Tişörtler alındı bilmem ne oldu. Sonra gittik stadyumun önünde böyle kamp kurduk falan. Muhteşemdi ya. Ay yok artık. Vallahi biz de bileti aylar öncesinden aldık baba. Sen de gel diyeceğiz ama... Ya oğlum dur daha ya. Annem izin vermiyor. Çocuk gibi ceza verdi bize. Ya bir şey soracağım. Bu gitaristleri vardı bir tane. Slash. Hala Guns N' Roses'ta çalıyor mu biliyor musunuz? Muhteşem bir gitaristi. Nasıl bir şeydi o böyle? Ömer, bir saniye bakar mısın? Allah'ım yarabbim. Ömerciğim, hani çocukları muma çevirecektin? Sen iyice yüz göz olmuşsun. Ya yok, çocuklar rock konserine gideceklermiş. Ben de böyle eski günleri hatırladım. Ha, evet. Çocuklar rock konserine gitmeyecek Ömerciğim. Ben onlara ceza verdim. Ama hayatım, çocuklar biletlerini aylar öncesinden almışlar. Ah, vah vah, ne üzüldüm, ne üz... Ya o işi yapmadan önce düşüneceklerdi bu aylar önce alınan bileti. O konsere gidilmeyecek, o kadar. Adamlar zaten konsere 1000 yılda bir geliyorlar. Çocukların da bütün arkadaşları gidecekler ya, yapma ne olur. Ömerciğim, sen işin ciddiyetini hala anlamıyorsun değil mi? Yaptıkları şey yüzünden dükkanımıza kilit vurulabilirdi. Hayatım, ben onlarla konuştum. Yaptıklarının farkındalar, tamam mı? Hatalarını anlamışlar, kabul ettiler, özür dilediler. Ben çocuklarıma güveniyorum yani. Ben yanlış anlamıyorum değil mi? Sen benim koyduğum cezayı kaldırıyorsun şu anda. Aynen öyle. O konsere gidilecek. Şimdi ben... Dün böyle biraz sert çıktım size. Sonra eve gelince biraz üzüldüm ben. Sonra babanızla konuştuk. Babanız dedi ki efendim bu konser 1000 yılda bir yapılıyormuş. Önemliymiş. Siz de heves etmişsiniz. Gitseler mi acaba dedi. Ben de dedim hadi bari gitsinler. Ama çok 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 zor ikna oldum bu duruma. Ve dedim ki gitsinler eğlensinler. Aslansın anne ya. Herkese söylemiştim. Eğer gitmesek rezil olacaktık. Ben size arkadaşlarınıza rezil eder miyim hiç? Hatta ben bu konuyu daha da düşündüm. Ve dedim ki acaba dedim konsere babanızın arabasıyla gitseniz abin. Anne süpersin. Elif ne yapıyorsun sen? Neyi ne yapıyorum? Aa. Sen oğullarına güvenmiyor musun Ömerciğim? Ya tabii güveniyorum ama ya. Yani güveniyorsan ama aması mı var? Yani babaları olarak sen arabayı mı isteyeceksin? Bak bu çocuklarım benim otobüsle mi gitsinler yani bu 1000 yılda bir yapılan konsere değil mi? Gitsinler arabayla. Ne güzel. Abilerinin ehliyeti. Aa, abiler bir önceki arabanı senin bu elektrik direğine mi çakmışlardı? Evet yapmışlardı. Aa, olsun, olsun bunu yapmaz. Ne olacak değil mi? Hadi bakalım araba. Anne süpersin ya. Kaç. Bir dakika. Ya ne gerek vardı arabaya? Ne oldu Ömerciğim? Sen çocukluğunda yaşadığın sıkıntıları oğullarının yaşamasını istemezsin değil mi? Onlara karşı daha toleranslı olmalıyız. Güvenmeliyiz. Şahane. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.